Herkese merhaba. Yeni nesil öğrenme serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ben sizlerle eğitimin nasıl değiştiğini konuşmak istiyorum. Seriye başlamanın en doğru yolu önce durumu analiz etmektir diye düşünüyorum. Geçmişten bugüne eğitim nereden nereye geldi, nasıl değişti? Önce bunu sorgulayalım ki eğitimin gelecekte nereye doğru gittiğini de daha doğru bir şekilde anlayabilelim. 21. yüzyılın hayatımıza kazandırdığı yeni teknolojiler her gün her yerde günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu teknolojilerden en fazla fayda sağlayabilecek alanlardan biri de şüphesiz ki eğitim. Fakat şöyle bir geçmişten bugüne bakarsak eğitimde ne değişti diye aslında dünyanın büyük bir kısmındaki sınıflar için çok da fazla bir şeyin değişmediğini söyleyebiliriz. Bizden önceki kuşaklar bilgiye nasıl ulaşıyorlardı? hangi yöntemlerle öğreniyorlardı ya da sınıflarda nasıl ders işliyorlardı diye incelediğimizde karşımıza bugünkünden çok da farklı bir tablo çıkmıyor. Bir öğretmen tahtada ders anlatıyor, öğrenciler not tutuyor, anlasalar da Anlamasalar da ders devam ediyor, sınavlar oluyor, ödevler yapılıyor, notlar veriliyor, senenin sonu geliyor. Öğrenen de, öğrenmeyen de, en iyi notu alan da, Çoğu zaman en zayıf notu alan da bir sonraki ders bambaşka konuları öğrenmeye devam ediyor. Tabii yeni şeyleri öğrenmek çok güzel ama artık teknolojinin bize birçok fırsat sunduğu bir dönemde her öğrendiğimiz şeyi tam öğrenmeli ve sınıfın ortalama hızında değil kendi hızımızda öğrenmeliyiz. Belki kara tahtanın yerini beyaz tahta aldı, akıllı tahta aldı bunlar çok güzel gelişmeler olsa da eğitime nasıl baktığımız, ne öğrettiğimizden ve neyle öğrettiğimizden çok daha önemli. Dersin işleniş biçimi hala aynı dar çerçeve içine sıkışmış olarak devam ediyor. İnanmıyorsanız bir bakalım. Bu resim orta çağdan temsili bir dersliği gösteriyor size. Hatta dünyadaki ilk üniversite sınıfı olduğunu söyleyenler de var. Ama benim vurgulamak istediğim şey resmin tarihi öneminden çok Belli ki orta çağdan kalma bir öğrenme ortamıyla bugünkü öğrenme ortamı arasında ne kadar fark olduğunu size sormak. Hepimiz hayatımızın bir döneminde öğrenci olduk. Bir düşünelim bakalım. Sizin ya da benim öğrenci olduğum sınıf orta çağdaki bu derslikten ne kadar farklıydı? Resmi biraz daha yakında inceleyecek olursak, bir öğretmen kürsüde yüksek bir yerde bilgilerini paylaşıyor öğrenen insanlar biraz daha alçakta da yukarıya doğru onu izliyorlar ve dinliyorlar. Hatta aralarında uyuklayanlar ya da birbirleriyle sohbet edenler de var. E tabi not tutanlar da var, dikkatle dinleyenler de. Yani klasik bir sınıf ortamı. Bugünkünden ne kadar farklı? O günlerde belki kitlesel eğitim diye bir kavram henüz oluşmamıştı ama bugün sınıflarımızda kullanılan eğitim modeli de epeyce eski. 18. yüzyıl Prusya'sının bir ürünü olan model, endüstri devriminin gerektirdiği standartize yeteneklere sahip bir iş gücü yaratmayı hedefliyordu. Bugünün dünyasından ne kadar farklı olduğunu siz tahmin edin. Sanayi devrimi ve endüstri 4.0 kavramlarının yer aldığı iki farklı dünyaya aynı modelle insan yetiştiriyoruz. Şimdi size göstermek istediğim başka bir şey var. Bakalım Teknoloji geçmişten bugüne nasıl evrilmiş? Ben otomobilleri severim ama burada maksat size teknolojinin gelişimini göstermek olacak. Bunu yapmanın en kolay yollarından biri de hızla değişen otomotiv sektörü ve yakın tarih içinde telekomünikasyon sektörüne bir göz atmak olabilir. Evet burada milattan önce yıllardan kalma bir tekerlekli araç görüyorsunuz. Tabii ki o yıllarda toplu taşıma ya da bireysel otomobiller yoktu ama tekerlekli araçlar kullanılıyordu. Bilgisayar yoktu ama bilgiyi saymaya yarayan ilk araç icat edilmişti. Öğrenme ortamı da işte milattan önce farklı uygarlıklarda bu şekilde resmediliyordu veya temsil ediliyordu diyebiliriz. Günümüze hızla yaklaşacak olursak burada 20. yüzyılın başlarında artık seri üretim ilk otomobilin hayatımıza girdiğini görüyoruz. Hesap makinesinin atası kabul edilen, dolayısıyla bilgisayarın da atası kabul edilen bu ilginç cihaz da icat edilmişti. Ve telefon, belki o gün fark edilmedi ama dünyayı hızla çok küçük bir yer haline getirmeye başladı. Öğrenme ortamı ise işte böyle görünüyordu. 20. yüzyılın ortalarına geldiğimizde Biraz daha farklı bir tablo var karşımızda çünkü artık kocaman birer dizayn objesi olan otomobiller görüyoruz. Belki ilk bilgisayarlar bir bina büyüklüğündeydi ve gece verdiğiniz işlemi ertesi sabaha kadar anca tamamlıyorlardı ama yine de hayatımızı kolaylaştırmaya başlamışlardı. Ve telefon her eve girdi. Öğrenme ortamı ise böyle görünüyordu. Hızla ilerleyecek olursak 21. yüzyılda Artık kendi kendine giden otomobillerin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İşte böyle bir dönemde masaüstü bilgisayarlar evlerimize girdi, dizüstü bilgisayarlar onların yerini aldı derken neredeyse tablet bilgisayarlar yüzünden dizüstü bilgisayarları bile kullanmamaya başladık ve cep telefonları hatta akıllı telefonlar hızla hayatımızı değiştirmeye başladı. Çok sevdiğim bir söz var. Telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum diye. Yarışmalarda da sıkça karşımıza çıkıyor. O kadar doğru bir laf ki. Bilmediğimiz şeyi öğrenmenin en kolay yolu ne? Bilen birine sormak. İşte cep telefonları bize bunu kazandırdı ve bugün akıllı telefonlar sayesinde zaten bilen biri arama motorları oluyor. Onun için insan insana sormadan da sadece bilgisayara sorarak veya internetteki buluttaki bilgiyle aradığı soruya bir cevap bulabilir hale geliyor. Kısacası çoğumuz için bilgi her an yanımızda, elimizin altında. İnternetin çok şeyi değiştirdiğini kabullenmemiz lazım. Evet, internetteki her bilgi doğru değil. Önemli olan nitelikli bilgiye en kolay yoldan ulaşmayı öğrenebilmek doğru bilgiyle yanlış bilgiyi ayırt edebilmek ama kabul etmemiz gereken bir şey daha var ki bugün sadece sosyal medya üzerinde paylaşılan bilginin miktarı bile dev bir kütüphaneden daha büyük. Dolayısıyla her kütüphanede olduğu gibi iyi yayınla kötü yayını ayırt etmek öğrencinin, öğretmenin, öğrenen kişinin ya da öğrenen kişiyi yönlendiren bir mentorun görevi olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda çok sevdiğim bir söz var. 1980'lerde Stewart Brand bilgi özgür olmak istiyor demişti. 2000'li yıllarda Salman Khan da bilginin özgürce paylaşılabilmesi için ücretsiz olması gerekir diye ekledi. İşte bugün bilgi özgür, özgürce paylaşılıyor ve eğitim teknolojileri bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için yani eğitimde fırsat eşitliği için bize çok önemli bir şans sunuyor. Şimdi tarihteki gezintimize geri dönelim ve bakalım 21. yüzyıldaki öğrenme ortamı nasıl görünüyor. İşte bugün zaten birçoğumuzun bildiği hatta içinde olduğu üzere öğrenme ortamı da bu şekilde görünüyor. Bana çok bir şey değişmemiş gibi geliyor ama gelin son bir örnekte hep birlikte bir kere daha bu değişimi sorgulayalım. Burada 19. yüzyıl İstanbul'unu görüyoruz. Ne kadar güzel, öyle değil mi? 21. yüzyılın İstanbulu da renkleriyle, ışıklarıyla, yüksek binalarıyla ve ne yazık ki trafiğiyle apayrı bir havaya sahip. Kendine göre bir güzelliğe sahip diyelim. Peki, 19. yüzyılın sınıfıyla 21. yüzyılın sınıfı arasında sizce ne kadar fark var? Evet, bir resim siyah beyaz, başka bir resim renkli olabilir. Bunu seminerlerde de gösterdiğimde sıkça bu cevap karşıma çıkıyor ama benim daha ilginç bulduğum bir şey var öğretmen bile aynı yerde duruyor. 21. yüzyılda değişen öğrenme ortamı ile birlikte öğretmenin rolünün değiştiği de bir gerçek ve bunu ayrıca konuşacağız. Muhtemelen bir sonraki videoda buna biraz daha uzun bir zaman ayırmak istiyorum. Çünkü şimdi girersem zaten videonun sonuna kadar bunu konuşmak gerekebilir. Önce değişen öğrenme ortamını biraz daha iyi anlamaya çalışalım ki öğretmenin değişen rolünü sorgulayalım diye düşünüyorum.